Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok tatlı takipçim Sude var ve onunla birlikte Gratis'te okula dönüş alışverişi yapacağız. Gratis'te birlikte bir yarışma düzenlemiştik ve Sude kazandı. Ben çok heyecanlıyım bugün seninle alışveriş yapacağımız için. Sude bu arada gerçekten enerjisi çok güzel. Çok güzel bir alışveriş olacak bence. Makyaj da bayağı güzel. Makyajdan da anlıyor. Teşekkür ederim. Bugün birbirimize böyle bir önerilerde bulunacağız, tavsiyelerde bulunacağız. Çok güzel bir alışveriş olacak. O zaman başlayalım mı? Evet. Gel. O zaman ilk önce L'Oreal standıyla başlayalım. Benim burada birkaç favori ürünüm var. Sen de seviyorsun galiba. Bence buradan fondötenle başlayalım evet, diyorum. Sıradan gidelim. Ben True Match fondöteni çok seviyorum. Hatta yüzümde de şu anda bu benim var. Benim yüzümde şu anda gerçekten var. Gerçekten mi? O zaman bir tane alalım mı fondöten? Evet, alalım. Fondöten alalım. Şimdi ben renk seçmekte çok şu iyi değilim. Şu an ben birazcık bronzum o yüzden evet, eski rengimi alacağım. Evet, bağlı sen rengi. Evet, ben buradan bej alacağım. Tamam, o zaman bir tane fondöteni buradan evet, aldık. Başka bir şey alalım mı buradan? Bakalım. Aslında şu rujlar dikkatimi çekiyor ama. Aa, o zaman doğru geldi evet, rujlara bakalım. Şimdi ben en çok rujlarda böyle nude tonları, hafif pembe, aynen dudağımın rengi o tarz renkleri seviyorum. Sen hangisini alalım? Sana bırakıyorum burada. Bu çok güzelmiş. Evet, benim de dikkatimi çekti. Bu çok güzelmiş. Bir de bunların yapısı çok inceymiş sanırım, o yüzden de merak ediyorum. Ay aynen. O zaman rujumuzu da buradan aldık. Benim göz bebeğim. Favori markalarımdan birisi. Ya bu ambalajlarıyla falan da aşırı seviyorum. O zaman buradan bir far paleti alınırım. Evet. Alınırsın evet. Şu direkt gözüme olan çarptı. Çok tatlı gözükmüyor mu? Sen benden daha bilgisin evet, bu arada. Çay şeklinde olan diye direkt bildin. Aaa! Renkleri çok güzel. Şu renk benim evet, aşırı hoşuma gitti. Çek renkli. Böyle yanar dönerli çok tatlı. Bunlar da zaten full doğal evet, renkler. Ben bunları günlük hayatımda sürekli aynen, kullanıyorum. Pembeler de var. Bordo. Çok güzel. 24 saat her şey pembe. Pembeler de var. O zaman bunu da alalım. Evet. Buradan bence başka bir şey daha alalım. Bal mı direkt geçmeyelim diyorum aynen, ben. Bu herkesin favorisi. Evet. Benim ilk aldığım aydınlatıcı bu arada buydu. Benim de yani annem almıştı. İlk kullandığım aydınlatıcı evet, kesinlikle buydu ve bence bu her tane oluyor. Herkese çok yakışıyor. O zaman bundan da bir tane aldık. Her makyajı buydu. Kesinlikle. Ya bu standı geçemiyorum evet, çünkü o kadar renkli ve canlı evet, ki yani hani bir şeyler daha alalım diye bir bakıyorum. Özellikle ten ürünleri, bronzer falan. Evet, ne yapalım? Bronzer de bakalım mı buradan? Ama bence bronzer'ı şöyle yapabiliriz. Şu gerçekten çok güzel. Evet. Onu da kullandım. Denemek The Balm Baham olmasını da kullandım. Evet. Bu çok güzel kokuyor Sude. Hiç baktın mı bunun kokusuna? Tahmin edebiliyorum ama yeri bakmıyorum. Gel bak deneyelim o zaman bir tanesini açalım. Sence bedime kokuyor. Aynen. İnanılmaz güzel. Kesinlikle en çok sevdiğim şey ve kullandığım şey. Sen de şu an bronzlaşmışsın evet, da. Çok güzel. Şimdi bak. Ha, çok güzel kokuyor. Ve böyle yüzüne sürdüğünde evet, de koku gelmeye devam ediyor. Yani anlık bir koku değil. Çok güzel, o zaman bunu alıyoruz. Burada benim bir de çok tatlı farlar gözüme çarpıyor. Bence burada rengine sen karar ver. Pembeli bir şeyler aldığımız için şu sarılı benim bayağı dikkatimi çekti. Onun renkleri ve çok güzel gözüküyor. Alıyorum. Onlar çok güzel evet, gözüküyor. İlerleyelim. Beauty standına evet, doğru. Burası da yine aşırı renkli gözüküyor ve ben yani burayı da çok seviyorum. Bence buradan da bir sürü bir şeyler alırız. Benim gözüme ilk burada allıklar çarptı Sude. Evet. Seni bilmiyorum ama ben gerçekten bir allık hastası oldum bu aralar. Hani çok fazla sürüyorum ve böyle baya baya sürüyorum. Evet. Buralarım böyle hairy gibi oluyor. Sen seviyor musun? Evet, ben de seviyorum. Özellikle ben, şu an yandığım için daha çok seviyorum. Evet, yanık teni çok güzel oluyor. Evet. Ben asla yanmadım ama yine de sürüyorum. Ay ben bu rengi çok beğendim. Ne düşünüyorsun? Çok güzel far olur. Çok güzel far da olur evet, kesinlikle. Ya bunu alıyorum o zaman. Evet. Bunu da beğendin değil mi evet, sen de? Beğendim. Bunu çok severek kullanıyorum. O zaman buradan oje alabiliriz. Oje alabiliriz. Evet. Çok güzel. Aşırı güzel gözükmüyor mu? Simli. Evet. Bir tane ben bunu aldım. Bir tane de sen renk seç bence. Benim de direkt girer girmez şu bronz olan. Ben o renkleri de çok seviyorum evet, ojede. Bakış. Çok tatlı duruyor. Rujlara da bakalım mı birazcık? Bence bizim seninle ruj zevkimiz aynı. Evet. Pembe tonlar ve doğal. Oo çok güzel evet, değil mi? Evet çok güzel. Aşırı güzel ve... Morumsu bir pembe. Aynen. Bir deneyeyim mi elimde? Ya da sen dene. Bayağı mor, pembe. Sadece maskarayla sürülebilecek. Ay çok güzel bence. Evet sadece maskara. Ben şu an yanıklı olduğum için. Dudakları patlatacaksın. Güzel, evet. Bu sana çok güzel olur. O zaman bunu aldık. Ben buradan bir tık daha böyle hani doğal kahverengi tonlarında evet, bir ruj beğendim. Bence bu da çok güzel olur. Senin ten rengine de yakışır evet, bence şu anda. Ben koyu olduğum için. Deneyelim mi bunu da senin elinde? Ben sürmüyorum çünkü bu senin olacak. Bu da yine morumsu. Ay bu çok güzel. Evet, daha açık çünkü. Bu birazcık daha evet, doğal bir ton. Ben bunu çok beğendim. O zaman bunu da attık sepetimize. Evet, sepete. Peki benim burada gözüme çarpan bir şey var. Rimmel. Biliyorsun aynen. Rimmel. Sarısı çok hoşuma gitti. Evet fırçası sevdiğim tarzı. Ya ben bunu keşke her şey sarı videosundan önce görseymişim. evet. Bu çok çok güzel bir renk ve ay fırçası çok fırçası güzelmiş. Çok fırçası çok güzelmiş. O zaman bunu da alalım mı? Evet. Bunu da sepete rengi attık çok o zaman. Güzel. Rengi çok güzel ve bence ben bunun hakkında çok fazla övgü duydum. Çok güzel olduğunu da söylüyorlar. Evet. Tamam rimelimizi de aldık. Bence bu tarafa geçmeden önce benim burada hepimizin ihtiyacı olan pamuklar gözüme çarptı.
Bence ben birkaç tane de pamuk sana atıyorum. Direkt okuldan eve gelince makyajını pamukla silersin rahat bir şekilde. Bir tane daha alalım mı? Hadi. Kare alalım. Aynen onu da atalım. Pamuk lazım oluyor. Evet. Sürekli lazım oluyor. O zaman pamuklarımızı da aldık. Diğer standlara doğru ilerliyoruz. Şimdi Maybelline standına geldik. Yine benim favori markalarımdan birisi kesinlikle. Yani burada gerçekten çoğu ürünü kullanmışımdır. Bence buradan kapatıcı alalım. Benim iki favorim var zaten. Bundan önceki videolarımda da full hep onları kullanıyorum. Birisi Instant Anti-Age kapatıcı. Diğeri de Fit Me kapatıcı. Sen de galiba video önce konuştuk. Evet, ben Fit Me'yi daha çok beğendim. Fit Me'yi daha çok beğendim. O zaman bundan yine senin rengine göre seçelim. 10 olmasın. 10 mu? Bakıyorum hemen. Aynen buldum. Kapatıcımızı da sepete atıyoruz. Ama Maybelline'e hemen geçmeyelim bence. Çünkü sen sarıyı seviyorsun. Evet, sarıyı. Videodan önce söyledi bu arada. Ben şey yapıyor gibi olurum ama sarıyı seviyorsun. Sarıyı Sude diyor gibi olur mu? Sude gerçekten sarıyı seviyor. O zaman ben diyorum ki Maybelline'den bir de Lemonade Glaze far paletini alalım. Ve sarı dışında güzel renkler var. Sarı dışında da çok güzel renkler var. İşte şu turuncu çok güzel oluyor. Sarı harika. Pembe tonlar çok güzel. Ve dediğim gibi ben normalde böyle doğal tonlarda makyaj yapıyordum. Bu renk videolarından sonra turuncu yapıyorum, pembe yapıyorum. İşte bu yeşil falan çok hoşuma gitmeye başladı. Çok tatlı oluyor. Sarı özellikle çok güzel oluyormuş. Bunu keşfettim. O zaman bunu atıyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Bunu kullan kesinlikle. Evet, meraklı kullanacağım. Şimdi buradan ne alalım başka Sude sence? Benim rüzgar dikkatimi çekiyor ama. Evet, rüzgar çok güzel gözüküyor. O zaman bir tane güzel bir ruj rengi seçelim. Yine aslında doğal tonlara bakacağım çünkü. Yani doğal tarzlara bakıyorum. Evet, ben de hep aynı. Bak benim de hep dudağımdaki renge yakın rüzgar kullanıyorum ben de. Ne yapalım? Bak şu çok güzel. Bende var. Gerçekten bu harika bir renk. Sanırım o parlak seri olduğu için daha... Evet, bu böyle mat değil. Evet. Ben bu arada mat rüzgar çok kullanmıyorum. Ben de. Çünkü birazcık daha dudakları sanki... Kurutuyor ve hani parlak rujlar bir tık daha dolgun gösteriyor daha bence. Canlı evet. Bir de böyle şimdi sen çok gençsin. Parlak rujlar evet. Böyle daha böyle şey gösteriyor, tatlı gösteriyor evet. Sanki. O zaman bunlardan bir seçim yapalım. Aslında sana bırakıyorum bu sefer. Şu 55 bayağı bir. Onun anlamı var, o çok güzel. Ve bu da parlak bitişli. Aynen öyle ve çok güzel gerçekten evet. Rengi. Hani böyle her dudakta evet, değişik evet. Duruyor. Ben bunu ekliyorum tabii ki. Tamamdır. Ve şöyle bir şey var, hani okulda böyle insan çok fazla uğraşmak evet. istemiyor. Evet. Bu tarz parlak rujlar hemen sürüp çıkıyorsun aynen. Ve asla dağılmıyor. Evet. Kafanda soru işareti kalmıyor, rujum ne halde acaba diye. O yüzden çok güzel. O zaman Maybelline'i geçiyoruz. Evet. Wet n Wild standına doğru ilerliyoruz. Bir diğer favori markalarından bir tanesi. Ben de çok seviyorum. Ben özellikle bu farlarını çok seviyorum. Onlar yeni çıkanlar sanırım. Ay bunlar yeni çıkmış evet. Gerçekten. Şu renkler harika gözüküyor. Ama benim burada gerçekten uzun zaman, bak yıllardır ve tam olarak Türkiye'ye geldiğinden beri kullandığım bir ürün var. Bu kaş sabitleyicisi. Evet, benim saç spreyiyle yaptığım şeyi, kaş jelinin yapması. O zaman bunu alalım. Evet. Bunu artık bu alıyoruz. Uğraşmaktan aynen artık Sude kaşlarını... Saç spreyiyle sabitlemiyor. Evet. Bunu gerçekten bu arada yani inanılmaz uzun süre evet. Tutuyor, aşağı düşmüyor. Çünkü takıldığım bir nokta kaşın dik durması ve evet. Buna ihtiyacım var. Kesinlikle benim de aynı şekilde sürekli aşağı düşüyor. Evet. Kaşlarım ve bu gerçekten tutuyor, düşmüyor. Üçgen far paletleri aşırı güzel gözükmüyor mu? Şuna bakar mısınız rengine? Pembe kesinlikle. En sevdiğim. Pembeyi çantamıza attık. O zaman şimdi far paletlerimizi aldık, aldıklarımızı aldık. Fırçalara yönelelim. Onlardan da bir şeyler seçelim. Neyle süreceğiz çünkü bu ürünleri değil mi? Evet. Ya bunlar bende çok yok. Ve... Çok güzel gözüküyor. Evet. Ben de istiyorum Sude. Bence bunlardan alalım kesinlikle. Ay bunlar da onlar çok da güzelmiş. Simli, evet. Pembe. Pembe seviyor musun? Pembe seviyorum. Pembe ben de çok favorim seviyorum. Favorim mor ama pembeyi de seviyorum. Ay mor rengini ben de çok seviyorum. Pembe ve mor benim de favori evet. Rengim. Sen de bugün mor giyinmişsin bu arada. Ne yapalım bunları da sen seç. Benim bu ikisi kesinlikle favorim. Ben bu arada kararsız bir insanımdır. Ben de. O yüzden ben kararsız kaldım. İki sen seçimini yap. Bakalım neler seçeceğiz. Ay. Aslında şu tam hoşuma gitti. Evet o çok güzel Sude. Bunun kapatıcı fondöten vesaire dağıtılabiliyor. Hı hı. Ay bu çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. Bence bundan da alalım. Bu da aydınlatıcı fırçası. Sen evet. Hepsi seviyormuşsun. Evet, evet. Bunu da ekledik. Şimdi bence o kadar allık aldık. Bir allık evet. Fırçası da alalım. Allık bronzer seçebileceğim. Evet. Bence bir tane böyle büyük bir fırça alalım hem yumuşak. Hem bronzer hem kadar seçebilmek. Aynen. Bir tane de böyle bunu alalım. Buna da allık süreriz. Allık. Çok güzel oldu. Bunların rengi gerçekten harikaymış bu arada. Yani gerçekten makyaj alışverişi yapmayı aşırı seviyorum. Bence bir tane de ne alalım biliyor musun? Sünger mi? Sünger alalım. Şimdi bunlar var ama bence az önce benim gözüm şuradaki üçlüler çarptı. Hem böyle bununla fondöteni sürersin. Hem de gözlerin aynen. İçine çok doğru. Şunlarla kapatıcıyı çok rahat sürülür. Küçük küçük hem her yere girer. Bunu aldık o zaman. Evet. Fırçamız doldu. Ay sepetimiz doldu taşıyor. Şimdi buradan bence rimele bakmadık. Oraya da hazır gelmişken bir göz atalım. Benim yine rimelde inanılmaz favorim uzun yıllardır. Bu Stay Matte pudra. Bu bence herkesin favorisi. Asla göz altını karartmıyor ve çok güzel. Kesinlikle. Bence. Bunun transparan rengini ben aşırı seviyorum. Yine bizim de şu anda evet, o var. Benim de.
Zevklerimiz aynı bu arada Sude ile gerçekten. O yüzden alışveriş konusunda evet. Hiç sıkıntı yaşamadık. Ben neyi beğeniyorsam. O da diyor ki o da çok güzel, ben de kullanıyorum. O zaman ben bunu transparanını buluyorum. Bunu sepetimize atıyoruz. Buldum. Bunu buldum. Bunu da sepetimize attık. Sude'nin sepeti taşıyor. Bence bir sepet değişimine gidelim. Şimdi sepetimizi değiştirdik. Daha büyük bir sepet aldık kendimize. İlerliyorduk reyonda. Şurada değişik bir ürün gördüm ben. Gözümüze çarptı. Aynen, ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yeni gelmiş gratis de bu arada. Klozet hijyen mendili. Evet, aslında okulda tuvaletler tutulabiliyor. Ne kadar temiz olsa da ben açıkçası endişeleniyorum. O yüzden bunları yanınızda taşımak mantıklı olur. Aynen, bu bir de AVM'lerde falan her zaman işe yarar. Bundan da bir paket attım sepete. O zaman ilerliyoruz. Şimdi parfümlerin, deodorantların yanına geldik. En çok kullanılan şey aslında. Kesinlikle yani okulda özellikle evet. Kesinlikle kullanmak gerekiyor. Ve benim burada gerçekten yine ilk defa gördüğüm ürünler var. Burçlara göre deodorant yapmışlar. Burcun ne Sude? Kova. Sen kovaya bak. Ben de balık burcu olduğum için balığa direkt bakmak istiyorum. Kokusu nasılmış? Çok güzel kokuyor. Evet çok güzel. Bakayım seninkine. Aslında bu birazcık erkek parfümüne benziyor mu? Evet bir tık erkek evet. Parfümüne benziyor ama. Ama ben severim. Ben de çok severim. Evet. Çok beğendim. Ben bir tane de sana balık atacağım, hatıra kalsın. Tamam, balık burcununkini de atıyorum. Kokladıkça beni hatırla. O zaman ilerleyelim. Ya bunlar benim en sevdiğim şeylerden birisi. Ben vücut spreylerini çok seviyorum. Hem böyle bazen parfüm çok ağır evet. Olduğunda başını ağrıtabiliyor. Ama bu vücut spreylerinde asla öyle bir şey olmuyor. Ve yanında da taşıyabiliyorsun. Aynen. Bakalım bunun kokusu nasılmış. Evet şu mavi dikkatimi çekiyor. Çok güzel bir rengi var. Bu güzel. Bakayım, mavi genelde fresh olur. Evet. Sık ya. Oradan koklamaya çalışıyorum, sık. Aa çok güzel, çok fresh. Evet, bu güzel. Bunu çok beğendim. Evet. Bence bir tane maviden alalım. Yalnız bir de burada... Simli ışıltılı vücut spreyleri evet. Var. Ben ışıltının gerçekten aşığıyım. Özellikle evet. Böyle yazın, bronzken okula döndüğünde de... Yani henüz bronz olacaksın evet. Büyük ihtimalle. Sıkıyorum. Aa çok güzel. Evet, çok güzel. Çok güzel görünüyor ama. Ben bunu çok beğendim. Bir de bakayım kokusuna da bakayım. Bakar mısınız? Kokusu bunun çok kokusu güzel. Çok güzel. Geldi. Evet, çok güzel. Bu şeftali kokuyor. Bence bundan da bir evet, tane alalım. Ondan da alalım. Evet. Bir tane de ışıltılı alalım. Işıltı seviyor musun bilmiyorum. Ben attım. Bence ışıltıyı herkes sever. Evet. Highlighter sevdiğine göre. Evet yani. Işıltı da seviyorsundur bence. Şimdi vücut spreylerimizi de aldık, ilerliyoruz. Burada da Gliss'in yeni çıkan serisi gözüme çarptı. Yıpranmış saçlara özelmiş ve içerisinde kök hücre kompleksi ve gül suyu varmış. Ben bunu da bir deneyelim diyorum. Koklayacağım. Zaten tatilden dönmüşsün. Ay çok güzel gül kokuyor. Aynen, kokusu çok güzel. Zaten genelde güçlendirici şampuanlar kullanıyorum. Ben de, benim saçlarım çok yıpranıyor çünkü. O yüzden ben de bunu denemek istiyorum. Sen bile tatilden yeni dönmüşsün. Aynen. Tatilden dönünce saçlar bir yıpranıyor evet, haliyle. Yıpranıyor. Denizden, kumdan, güneşten. Bence bunun hem şampuanını alalım hem de kremini alalım. Kremi şu kullanıyorum. Aynen. Ay ben bunu koklamadan duramıyorum. Kokardığım gibi değil, gül suyu gibi. Aynen, saf, çok doğal kokuyor. Yani yapay bir kokusu yok. Bunları da sepetimize attık o zaman. Burada da diş macunları var. Bu diş macunları, Spot'un diş macunları biliyorsun doğal. Asla içerisinde aynen florür içermiyor. Bence buradan da bir tane diş macunu seçelim. Bu arada bunlardan ben de istiyorum size. Bunlar çok güzeller. Bu da incirli evet, varmış. Evet, incirli oluşu çok dikkatimi çekti. Aynen, bu çok enteresanmış. Evet. Ne alalım, sen hangisine yönelik almak istiyorsun? Parlaklık aslında, diyor, beyazlık diyor. Beyazlık alacağım ama hassas incirliler olduğu için alıyorum. Çünkü dişlerim çok hassas ve kamışıyor çok güzel içinde falan. O yüzden bunu alıyorum. Aynen, o zaman ondan bir tane sepete ekledik. Şimdi diş macunumuzu aldık. Ben birazcık da duş jellerine bakalım diyorum. Çünkü duş jelleri rengarenk şeker gibi gözüküyor. Bence buradan koklayarak bir tane seçelim. Benim yine tabii ki yani elim direkt pembeye gitti benim de elim direkt. Bunun kokusuna bir bakalım. Çok güzel şeker. Aynen sakız böyle çok güzel. Yani böyle küçükken evet. Çiğnediğim bir sakızı bana da hatırlattı. Şimdi ben duş jelinde vesaire böyle kahveyi falan da çok severim. Onun peelingleri vesaire oluyor. Evet çok güzel. Bunun da bir kokusuna bakmak istiyorum. Çok güzel. Nasıl? Çikolata kokuyor. Çikolata puding kokuyor. Ay çok güzel. Evet. Ben buna bayıldım. Karına gittiriyor. Aynen kesinlikle. Evet. Ben bunu hani duşta direkt olarak bir yemek yeme isteği. Bu yem yani ama insanın gerçekten yiyesi evet. Geliyor. O zaman ben bundan bir tane atalım mı? Evet. Bir tane atalım. Şu aşağıda da yalnız bir şeyler var. Sarıya ben bir şey söylemek istiyorum. Hep pembeye gidiyorum çünkü. Ben de bu sefer yine pembeye bakmak istiyorum. Ben alıp biraz. Evet bu yaza özel bir seriymiş. Değişik bir kokusu var yani. Kakao gibi kokuyor aslında bu da. Bakayım. Evet. Kakao. Kokonat aynen. Bu da çok fresh kokuyor. Biraz. Evet bu az önceki gibi mesela o çok daha şeker kokuyordu. Bu daha fresh. Ama gerçekten. Tamam bunu da atalım o zaman. Bunu da alıyoruz.
Aa, el kremleri. Önemli şey, özellikle kışın. Ben lisedeyken sürekli ders aralarında kremimi çıkarıp sürekli sürerdim. Ve böyle sürekli bir yangı çıkar. Evet. Ben de alabilir miyim? Bence o yüzden bir el kremi alalım. Evet. Hala var mı o, ben de sürebilir miyim diyenler? Evet, sakız olayı da hala var. Derinli bayağı. Çünkü güzel her şeyin kokusu. Bu narlı mı? Aynen, narlı. Benim bilgisayarını daha çok dikkatimi çekti çünkü şimdi benim ellerim çok kuruyor, çatlıyor. Hı hı. O yüzden o zaman alalım. Tamam. Şimdi çok meyveli şey aldık ve biraz evet, birazcık daha böyle. Atıyorum. Tamamdır. Şimdi el kremimizi aldık. Burada benim gözüme kağıt sabunlar takıldı. Lavantalı. Bunlar bence okul için. Evet, büyüsü de var. Çok güzel. Lavanta kokusunu ben çok severim. Koklayamayacağız bunu. Bu kağıt sabun bence çok pratik oluyor. Çünkü hani bazen sabun olmayabiliyor. Evet, kağıt sabunlar temizlemiyor bence. Bazen temizlemiyor da. Bence böyle bir şeyin okuldayken özellikle yanımızda bulunması çok iyi olur. Ben bunu kalemine bile koyabilirim. Kesinlikle cebine atarsın direkt tuvalete giderken. Bence bunun ikisini de alalım. Evet. Hem güllüsünü aldık. Hem lavantalısını aldık. Bunu da sepetimize atıyoruz. Şimdi makyaj ürünlerimizi aldık. Sıra cilt bakım ürünlerinde. Sonuçta cildimizi de temizlememiz gerekiyor. Makyajdan kalkıp daha iyi. Evet, zaten bebeksi bir cildim var. Benim. Evet, gayet güzel pürüzsüz bir cildim var. O yüzden bence böyle hani okuldan gelince pratik bir şekilde temizlemek için. Sabah giderken kesinlikle. Ben böyle eve geldiğimde pratik bir şekilde direkt pamuğumuzu aldık ya, temizlemek için miseler suları çok seviyorum. Ve bu gerçekten çok uzak. Ve içeriği çok temizliyorum. Bir tane o zaman Simple'ın miseler suyunu da alıyoruz. Ya bu gerçekten çok güzel. Ecel temizleyici. Evet. Yani hiç cildini yakmıyor. Hani bazı ürünler cildin üstünde yakıyor, şey yapıyor, kurutuyor ya. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. O kadar güzel ki, o kadar yani çok güzel temizliyor. Bence bunu sen de bir dene. Evet, denemeni istiyorum. O yüzden bunu da sepete attık. Sepetimiz doldu, taşıyor. Şimdi bir tane jel temizleyici aldık. Bir de sabahları pratik olması için köpük temizleyici. Aynen. O zaman bir tane de Be Beauty'nin köpük temizleyicisini alalım bence. Bunu sen kullandın mı? Hayır, kullanmadım. Ben bunu kullandım. Bu da gerçekten çok güzel. Ben cilt bakım ürünlerine bayağı bir aşinayım. Evet. Ben genelde hep aynı şeyleri kullandığım için. Evet, ama ben mesela böyle şeylerde falan değiştirmeyi denemeyi seviyorum. İşte böyle peeling jellerinde, temizleme jellerinde. Evet. Hiç de yanılmıyorum. Yani kötü bir sonuca ulaşmadı hiç. O zaman benim favori ürünüm. Bunu biliyor benim takipçilerim. Evet. Scrub seviyor musun? Peeling seviyor evet, musun? Evet, seviyorum ama çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Sen doğrusunu yapıyorsun. Ben gerçekten her gün, her zaman yapıyorum yani. O zaman bir tane scrub bence Himalaya'dan. Benim cevizim favorim ama. Evet, cevizinin çok güzel olduğunu ben de duydum. Ben cevizi denemedim. Bunu senin tavsiyenle deneyeceğim o zaman ben de. Sen böyle senin sevdiğin gibi granüllü. Çok fazla yük çizmiyor ama sert değil. Tam benim favorim o zaman. Bundan ben de alacağım birazdan. Abi çok, bunu o zaman ama aldım. Ama her gün yapma bence. Haklısın. Katılıyorum. Katılıyorum. Bunu da o zaman sepetimize attık. Temizleyiciyi aldık, miseler suyu aldık, makyaj malzemeleri aldık ama en önemli şeyi unuttuk. Nemlendirme yani. Makyajdan önce kesinlikle yapmamız gereken. Kesinlikle yani, hatta akşam böyle makyajımızı sildikten sonra da nemlendirmek gerekiyor. Bir tane o zaman nemlendiricimizi de alıyoruz Be Beauty'nin. Günlük olan. Hem de organik. Organik evet. Sertifikalı. Ve cilt aydınlatıcıymış. Süper. Yani böyle benim göz altlarım mesela bazı günler mesela cildim çok aydınlık oluyor evet. Ve kesinlikle makyaj çok daha güzel duruyor. Okula giderken de erken kalkılıyor. Evet. Buna ihtiyacın olacak suda, o yüzden bundan. Bir tane sepete attım. Tam ilerliyorduk. Benim burada çantalar gözüme çarptı. Çok güzel değiller mi? Evet. Pandalı. Ay kaktüsü de çok güzelmiş şurada. Benim pandalı. Pandalı evet. Onu da gökkuşaklarından hatırlıyor. Evet, o çok tatlıymış. Bu da çok güzelmiş. Onu böyle çantaya atıp içine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Evet, direkt okula giderken. İşte sabununuzu ıslatmayabilirsiniz. Aynen. İşte ne bileyim böyle bir dudak nemlendiricinizi. Evet. Ve nerede olduğu da belli olmuyor. Çantaya da aldığı zaman çünkü çok sıkıntılı oluyor. Bence bir tane makyaj çantası alalım. Favori hayvanın ne? Kenzenin mi? Bu da çok güzel. Behlül'e selam yolluyoruz burada. Ben bunu da alıyorum sana. Evet. Bunu da attık çantaya. Handalıyı da aldık. Gördükçe Behlül'ü hatırlayacağım. Behlül, Suriye ablasını çok öpüyor. Behlül'ün haberi yok ben ama. Ben de onu öpüyorum. Behlül. O zaman ilerliyoruz. Alışverişimiz devam ediyor. Burada da maskeler var. Evet, çok tatlı maskeler. Direkt dikkatimi çekti. Kesinlikle. Ve çilekli. Sen çilek. Sen çilek insanısın. Ben evet. Karpuz. İçerisinde. Evet, tek tek yüzünüze yapıştırıyorsunuz. Çok tatlı. Çok güzelmiş bunlar. Bunlardan birlikte yapalım şimdi. Bir gece birlik tam böyle pijama partilerinde falan da böyle kız kıza yüzüne maske yapmak çok. Düşünsene yanınızda bir çilek. Bence karpuz da alıyorum ben sana. Çileği de attım yanına. Bunlar çok tatlı oldu. O zaman bu tarafa doğru ilerleyelim. Yani. Buyurun. Şimdi saç bakım ürünlerinin yanına geldik. Biliyorsunuz zaten şampuan aldık, saç kremi aldık, yüzümüze maske aldık. Saçımıza neden almayalım? Evet.
Evet, çok kuru saçlarım olduğu için aslında uçları çok kuruyor ve birkaç kere maske yapmam gerekebiliyor. O zaman burada... Avokado ve ballıymış bu. Aynen, organik shop'un %98 doğalmış. Avokado bu arada en sevdiğim şeylerden aynen, birisi evet, yani kesinlikle çok seviyorum. O zaman bir tane de saç maskesi alınır. Alıyoruz. Şimdi burada benim yine Bee Beauty'nin saç açıcı spreyi. Düğüm olan saçları. Kesinlikle. Saçların düğüm oluyor mu? Evet. Kısa olmasına rağmen. Olacak gibi bir... Kısa olmasına rağmen çok zor tarıyorum. İçerisinde biyotin ve kafein varmış ve güçlendiriciymiş. Saçlarım kırılıyor dedin. Evet. Benim çok kırılıyor saçlarım. Taramaktan... Kırılma karşıtıymış. Aa, hacim veriyormuş. Benim en çok ihtiyacım olan şey. Benim saçlarım genelde kabarık değil de yani orta. Benim için... de saçlarım hep kafama yapışır Sude. Şu anda da olduğu gibi. O zaman bunu alalım mı? Evet. Bundan da bir tane. Şuna bakmadık bir dakika. Temizlik kokuyor. Evet. Çok ben beğendim. Saçım parlıyor. Fakat çok doğru bir şey değil. Bunu sıkıp da gidebilir. Aynen. Çünkü uzun süre saçta bir koku kaldığı zaman rahatsız edebiliyor. Ve parfümün içinde alkol olduğu için saçı aslında kırıyor. Aynen. Sude haklı. Sude'nin söylediği her şeyini hatta denden atıyorum. O zaman bunu da sepetimize attık. Saç ürünlerinden başka ne alalım sence Sude? Ya dediğim gibi saçlarım çok kurulmasına rağmen diplerim çok yağlanıyor ve kafama yapışıyor. O yüzden direkt bu şampuanlar dikkatimi çekti ve... Unicorn. Çok güzel. Çok tatlı. Unicorn favorim yani. Bence orada bir unicorn ürün varsa o alınmalı. Bu arada bu seri gratis özelmiş. Bir de böyle bir şey var. Follow your dreams. Bence bir kokusuna bakalım. Sence kokuyor. Kokonat kokusunu ben aşırı severim. Özellikle bakım ürünlerinde, saç ürünlerinde çok seviyorum. Saça çok yakışıyor. Kesinlikle. Bir de bence kuru şampuan gerçekten okula giderken çok lazım olacak bir şey. Ben liseye giderken yoktu öyle şeyler maalesef. Yani böyle çünkü her gün saçını yıkamak zor olabiliyor okula giderken. O yüzden bence kuru şampuan da bu benim aklıma gelmedi mesela. Sude'nin aklına geldi. Çok güzel oldu. O zaman artık alışverişimizin sonuna geldik. Artık kasaya doğru ilerleyelim mi? Bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Aynen. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar biz alışverişimizi tamamladık. Bugün bugün Sude ile gratis'te okuladığımız alışverişi yaptık. Ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Çok eğlenceli bir alışveriş oldu bence. Çok teşekkür ederim Sude geldiğin için de. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten süper bir alışveriş arkadaşısın kesinlikle. Bütün ürünler hakkında Sude'nin bilgisi var. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Gratis kanalına abone olun. Bye bye. Biz kaçıyoruz artık. Gel.